Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında katı cisimlerin konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani size piramit anlatacağız bu dersimizde. Evet piramit kitabımızda sayfa numarası 213, 214, 215 ve 216'da. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Piramit dediğimiz şeyde hayalet tabanda şöyle bir şey olsun. Mesela şu kitabımız olsun tepede de bir nokta olsun. Böyle bu noktadan köşelere doğru çizgiler çizdiğimizde ne oluşuyor? Piramit oluşuyor. Zaten Mısır piramitlerinden de biliyorsunuz. Ha bu piramit böyle e, önde de olabilir, sağda da olabilir, solda da olabilir, her yerde olabilir ama genelde biz ne yapıyoruz? Tam böyle ağırlık merkezine dik, ağırlık merkezine düşecek şekilde o tepe noktasını seçiyoruz. Bunlara da biz dik piramit adını veriyoruz. Bu şekilde olduğu zaman. Evet piramit dediğimiz şey. Hatta şöyle birçok kentsel bölgeyle bu bölgenin düzlemi dışında bir T noktası verirsin. Çokkensel bölgenin kenarları üzerinde bulunan tüm noktaları T noktasına birleştirmek suretiyle elde edilen cisme biz piramit adını veriyoruz arkadaşım. Evet şöyle görüyorsunuz piramit bu. Bu tabanı, bu yan yüzleri. Bak tabanı herhangi bir çokgensel bölge burada dikdörtgen verilmiş ya da kare verilmiş ya da bir dörtgen verilmiş herhangi bir şekilde. E, yan yüzeyleri de ne oluyor? Tepede bir noktada birleştiği için yan yüzeyleri de hep bir ne oluyor? Üçgen oluyor. Evet şu bir ayrıttır. Şu tabanıdır tabanı. Şu yan yüz yüksekliğidir, yan yüz yüksekliği. Çünkü yan yüzeydeki üçgende çizilen yükseklik bu da cisim yüksekliğidir arkadaşım. Cisim yüksekliği. Ha, cisim yüksekliğinde özel bir durum var. Alttaki şeklin ağırlık merkezine denk geliyorsa biz buna dik piramit adını vereceğiz. Evet T noktası piramidin tepesi, tepe noktası ya da tepe noktası. ABCD çokgensel bölgesi nedir? Piramidin tabanıdır. Piramidin tabanı. Tabanı değişik olabilir. Üçgen olabilir. Dörtgen olabilir. Beşgen olabilir. Herhangi bir taban. Çokgensel bölge olması yeterli. TAB işte TBC bunlar da nedir? Üçgen, üçgensel bölgeler piramidin yan yüzleridir. Yan, ya da yan yüzeyleridir. Sonra TK para, piramidin nedir, nesidir? Piramidin yan yüz yüksekliğidir. Yan yüzeyin yüksekliği de diyebiliriz. Yan yüz yüksekliği, yüksekliği. Başka TATBTC, TATBTC bunlar da ayrıtları oluyor, ayrıtları, yan ayrıtlar ya da yan yan ayrıtlar diyebiliriz. T da ne diyoruz? Piramidin yüksekliği adını veriyoruz. Yüksekliği. Sonra başka neden bahsediyoruz? Piramit taban piramit taban oluşturan şeklin ismiyle adlandırılır. Taban kare ise kare piramit. Taban beşgen ise beşgen piramit olarak adlandırılıyor. Dediğim gibi yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine denk düşüyorsa bu sefer dik piramit olacak. O zaman kare dik piramit ya da beşgen dik piramit adını alacak. Tabanı düzgün çokgen ve yan ayrıtları eş olan piramite düzgün piramit adını veriyoruz. Düzgün piramit. Tabanına göre isimlendiriliyor zaten bunlar. Mesela bu eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen. Yani eşkenar üçgen dik piramit. Bu da şunu şöyle diyelim. Eşkenar üçgen. Ay bunları yazmak çok sıkıntı geliyor bana ya. Eşkenar üçgen piramit. Ee, bu da düzgün beşgen. Mesela tabanı beşgense Ya da beşgen piramit. Beşgen piramit adını veriyor. Tabi tabanı da şeyse eğer düzgünse düzgün beşgen piramit adını alacak arkadaşlar. Yanal alan, alan ve piramidin hacminden bahsedelim şimdi. Yanal alan arkadaşlar herhangi bir formül yok. Üçgenlerin alanları toplamı yapıyor. Üçgenlerin alanları toplayacak olursak olay bitti. Yani üçgenin alanı nasıl bulacaksın? Taban ve tabanına yan, yan, yan yüksek, yan, yan yüz yüksekliğini bulacaksın tamam mı? Ayrı ayrı. tabi burada bu dik piramitse, düzgün dik piramitse yani yüzeydeki yükseklerin hepsi birbirine eşit oluyor. Bu da aklında bulunsun. Ama özel olarak bir formülü yazmayacağım. Yanal alan üçgenlerin alanları yapıyor sadece. Piramidin alanında taban alanı artı yanal alan şeklinde isimlendiriliyor. Taban alanı işte eşken üçgense eşken üçgenin alanı. işte beşgense beşgenin alanı. Ya da bu altıgenmiş ya. Şu altıgen pik. Altıgense altıgen piramit e, altıgen taban alanını bulup ondan sonra yan yüzeydeki üçgenin alanlarını buluyorsun. Herhangi bir şekilde ne diyoruz? Herhangi bir şekilde formül vermiyoruz. Piramidin hacmi de arkadaşlar aslında genel olarak bir katı cisimlerde bir formülümüz vardı. Neydi? Taban alanı çarpı yükseklikte değil mi? Evet ucu sivri olan şekillerde bölü 3 diyeceğiz. Bu nerede? Piramitte ve konide. Ayağınla bastığında batıyorsa o zaman ay diyeceksin bölü 3 yapacaksın. O da nerede? piramitte ve konide oluyor arkadaşlar. Evet hacim yine aynı. Hemen hemen aynı. Bütün prizmalarda taban alan çarpı yükseklik ama ucu sivri olan şekillerde piramitte ve konide ne diyoruz? Taban alan çarpı yükseklik bölü 3 diyoruz. Evet anlattık mı? Öğrendik bir şeyleri öğrendik. Şimdi sana bu işi tam anlamıyla öğreteyim. Soru üzerinde öğreteyim. Örnek 1 ile başlayalım. Piramitin yüksekliği nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi arkadaş ne yapacağız burada? Piramidin yüksekliği soruluyor. Şimdi düzgün kare dik piramitlerde yükseklik hep alttaki şeklin ağırlık merkezine denk düşüyor. Ağırlık merkezi kare ise bu tabanı kare ise hocam burası 6 şurası da 6 ve 6 6 diye gidiyor. Alttaki şeklin ağırlık merkezi ne olacak? Köşegenlerin kesim noktası olacak değil mi? Evet köşegenlerin kesim noktası. Şimdi piramitte iki tane tekniğimiz var. Bir yan ayrıt verilmişse ne yapıyoruz? Hemen dik çiziyoruz ve bu ağırlık merkezine düşecek. Hemen şurada şöyle üçgen oluşturun. İkinci tekniğimiz de şu. Hocam eğer yan alan falan istenilirse ya da yan yüz yüksekliği falan istenilirse şu uzunlukta yoksa şu dik çiz dik çiz dik çiz olayı çok işimize yarıyor. İki teknik tamam bu iki tekniği çok kullanacağız. Yalnız bu dik piramitlerde bunu da unutma. Dik çizdiğin dik ağırlık merkezine düşüyor. Ağırlık merkezinden karede ağırlık merkezinden dik çizdiğinden ne yapar? İki eş parçaya böler. Burada dik çizdiğinde iki eş parçaya bölecek ya. Dik çizdin, dik çizdin. E burası da ne oluyor? Şu ikiz kenar olduğundan dolayı çünkü arkadaşlar dik, dik piramitlerin hepsinde şu oluyor. Onu da göstereyim ben. Şuradaki ayrıtların hepsi birbirine eşit oluyor. Tamam. Bu ayrıtların hepsi birbirine eşit oluyor. Bunu da unutma. İkiz kenarda çizilen yükseklik konu kenar orta olduğundan burası da yükseklik oluyor. O yüzden teknik iki tane. Tekrar söylüyorum. Eğer yan ayrıt uzunluğu verilmişse hocam şu köşegeni çizip çizilen yükseklik alttakinin tam ağırlık merkezine düşecek ya. Köşegenlerin kesim noktası tam orta noktası deyip şöyle bir üçgen oluşturacaksın. Birinci tekniğin bu. İkinci tekniğinde dik çiz, dik çiz, dik çiz. E hocam bu çizdiğinde iki eş parçaya bölüyor ya. Bu da iki eş parçaya bölücek ya böyle. Tam burası 6 ise burası da ne olacak? 3 olacak. E buradan dik çizdim. Burası da 3, 3 diye ayırdı eğer kare ise. Ama burası da dik oldu. Pisagor bağıntısından şurayı da bulabiliriz. Bu arada şu Pisagor'dan şurayı bulup sonra buradaki Pisagor'dan şu yüksekliği de bulabiliriz tabii ki. Ama ilk etapta yan ayrıt uzunluğu verilmişse ne yapıyoruz? Alt dik şeklinde alıp merkezine denk düşecek. Tam böyle köşegenin ortasına denk düşecek. O zaman çizilen yükseklik ortaya geldi. Bu bir kareydi. Yani şu buraya geldi. 6, 6 diyeyim burası. Evet. 6, 6 ise 6 kökü olacak. Yani bunlar 3 kökü, 3 kökü yapacak. Eee hocam şurada artık bir Pisagor. Yüksekliği artık bulabilirim. Yani 9'un karesi eşittir. H'ın karesi artı 3 kök karesinden sonuç çıkar. 81 eksi 9 18 eşittir. H kare yapar. 81'den 18 çıkınca 63 yapıyor. 63 eşittir. H kareden H da buradan kök 63 yapar. Bu 9 çarpı 7 ya. 9 dışarıya 3 diye çıkar ya. H'ı da böylelikle 3 kök 7 olarak buluruz. Evet örnek 1'i e 3 kök 7 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Şimdi şekildeki düzgün kare piramidin yüksekliği 6. Tamam. Taban ayrıtta 4. Yükseklik alt taban ayrıt 4. Yanal ayrıtlı yanal ayrıtlarından biri. Arkadaşım çizilen yükseklik nereye denk düşüyordu? Alttaki şeklin ağırlık merkezine. Yan ayrıtları isteniyor ya bizden. Arkadaşım çizilen dik tam ortasına denk düştü. Ve çizilen yükseklik kaçtı? 6'ydı. E, bu bir kare ise eğer 4 4 ise burası 4 köklü olacak. Yani 2 köklü 2 köklü olacak. Ve burada Pisagor. X diyelim x'in karesi. 6'nın karesi artı 2 köklünün karesinden dolayı x'in karesi 36 artı 8 yapar. Yani buradan 44 mü çıkar? Evet. x de böylelikle kök 44 olur. Bu 4 çarpı 11 olduğundan cevap da böylelikle 2 kök 11 olur. Evet cevabı 2 kök 11 olarak bulduk. Örnek 2'de. Ne yapıyoruz? Dik çiziyoruz. Alttaki şeklin al. merkezi tam bu köşegenin ortasına değil düşecek. Bunu unutma. Evet piramidin yanal alanı isteniyor. Arkadaş yanal alan isteniyorsa o zaman ne yapacağız? Yan yüz yüksekliği lazım olacak. Normalde ne yapıyoruz? Hocam şöyle çizip buradan dik çiziyorduk, değil mi? Evet, eyvallah. Ama yan yüz yüksekliği lazım olacaksa dik çiz, dik çiz, dik çiz bizim için önemli. Bu piramidin de muhteşem üçlüsü diyebiliriz buna. Evet, şuradan dik çizdin, dik çizdin, dik çizdin. Tam ağırlık merkezine düştü. Kare ise eğer 10sa burası ne yapar? 5 yapar. E hocam burası da tam böyle ağırlık merkezinden çizildiği için bunlar da 5 5 yapar. 5, 13 Ne üçgeni 5, 12, 13 üçgeninden. 12 çıktı burası. Piramidin yanal alanı ne olacak o zaman? Hocam şu üçgenden kare olduğu için üçgenlerin yüzeyleri eş. Dikdörtgen olsaydı o yüzeyler eş olmayacaktı. Farklı olacaktı. Çünkü tabanları farklı olacak değil mi? O yüzden 4 tane üçgen var. Yanal alan ne eşit olacak? 4 tane üçgenin alanı. Üçgen taban çarpı yüksek bölü 2 değil mi? 10 çarpı 12 bölü 2'dir. E buradan ne geldi arkadaşım? Şunlar şunlar sadeleşti. 6 yaptı. 60 çarpı 4'ten de cevabı 240 olarak bulduk. 4 tane üçgen olduğu için 4 tane üçgenin alanı oldu arkadaşım. Tamam. Bunu da es geçme. Bunu da unutma. Yan yüz yüksekliği lazım olduğu zaman da dik çiz dik çiz dik çiz. Bizim için önemli bir yere sahip. Evet örnek 3'ü 240 bulduk. Geldik örnek 4'e. Bak ne güzel dik çiz dik çiz dik çizi yapmış zaten. Yani bu ikizkenar ya kare piramitse eğer ikiz kenar yani şu ayrıtlar eşit ya çizilen yükseklik tabanı kes parçaya bölecek şunlar eşit. Ağırlık merkezinden tam eşit geldiği zaman burası da dik olacak. E arkadaş 6 ise ağırlık merkezinden dik çizildiği zaman burası 3'tür. 3, 4, 5 üçgeninden burası 5 oldu. Yanal alan nedir diye soruluyor. E burası 6 değil mi? Evet. E üçgenden aynı kare olduğu için 6 ve yüksekliği 5. 6 ve yüksekliği 5 olan 4 tane üçgen var mı elimde? Var. O zaman yanal alan 6 çarpı 5 bölü 2'den kaç tane olacak? 4 tane olacak. 30 bölü 2'den 15, 15 ile de 4'ü çarptığım zaman cevap 60 yapar. Evet piramitte tekniğimiz ya dik çiz köşegen üzerine gelecek ya da dik çiz dik çiz dik çiz bizim için önemli. Örnek 5'teyiz. Taban ayrıtı 8 yüksekliğe 3 olan düzgün kare piramitin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaş çiz. Çizerken de bak. Altta böyle bir paraya kenar çiz. Ama hocam ee, kare piramitten bahsediyoruz. Bakış açısına göre paralel kenar gibi gözüksün sadece. Şuradan ne yapıyoruz? Tepe noktasından şunları şöyle birleştiriyoruz. Olay bitti. Bak piramit çizdik. Taban ayrıtı kaç? 8. Yüksekliği de 4. Yükseklik şu. Ee, piramitin alanı isteniyor. Alan isteniliyorsa o zaman ben hocam şu köşegeni çizip de yan ayrıtı bulmayayım. Ne yapayım? Dik çiz, dik çiz, dik çiz olayını yapayım. E o zaman olay bitsin bakalım şöyle. Kareye 8, 8, 4, 4 diye böldü. Yükseklikte kaçtı? Yükseklikte 3'tü. E hocam 8 ise burası da tam böyle orta nokta olduğu için burası da ne olmak zorunda? Şöyle şöyle. Hocam burası da 8 ise 4 olmak zorunda. A Pisagor 3 4 5 bak yan yüz yüksekliğini bulduk. Piramitin alanı alan dediğimiz şey taban alanı artı yanal alandır. Taban alanı dediğimiz nedir? Kare yani 8'in karesi artı Yanal alan dediğimde 8 çarpı 5 bölü 2'den 4 tane üçgen olacak. Çarpı 4 diyeceğiz. E o zaman buradan 64 geldi bu. Şunlar şunlar sadeleşse 2, 40, 80 mi yapıyor? Topladığımız zaman da kaç yapıyor? 144 yapıyor. Evet örnek 5'i 144 bulduk. Şekil çizmeyi de imal etme bunu da öğren. Tamam. Evet BC'yi 4 vermiş. Kare piramit o zaman burası da 4'tür. Her yer 4'tür. Şu 16 dediği neymiş ya? Ee, alan ABT hmm, şu yan yüzeydeki üçgenin alanı 16. O zaman burası da 16'dır. Değil mi? Diğer tarafta diğer tarafta. Piramidin tüm alanı nedir diye soruluyor. Tamam. Üçgen zaten. Hiçbir şekilde yüksekliği falan bulmama gerek yok ki. Yan yüzeydeki üçgenin bir tanesinin alanını 16 vermiş. Alan dediğimiz şey taban alanı artı yanal alan taban alanı direkt dördün karesi yanal alanda Üçgenden 4 tane var. 16'dan 4 tane var diyeceğiz. Olay bitecek. O zaman 16 artı 16 çarp 4 64 yapar. Topladığımız zaman da 80 yapar. Örnek 16 örnek 6 pardon 80 oldu. Geldik örnek 7'ye. Taban alanı 30 ve yüksekliği 5 olan piramidin hacmi. Arkadaşlar neydi? Hacim taban alanı çarpı yükseklik ucu sivrisi ay dedik bölü 3 dedik değil mi? Ayağını bastıysam Battıysa bölü 3. Yani ucu sivrilerde bölü 3. Taban alanını 30 vermiş. Yükseklik zaten 5. Bir de bölü 3 dersek sadeleştirme yaparsak 10 yapar. 10 ile 5'in çarpımı da 50 yapar. Yani cevap 50 oldu. 8'deyiz. Taban ayrıtlarından biri 3 ve yüksekliği 4 olan eşkenar üçgen piramidin hacmi. Arkadaşlar eşkenar üçgen piramit. Taban ayrıtı şöyle bir üçgen. Şöyle bir piramit tabanı eşkenar üçgen ya 3 üç bir de hocam neydi daha taban alanı a kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik 4 kök 3 bölü 3 üç. bölü 3 unutmayacağız. Şimdi kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3 üç aşağıdaki 3'le gitti. Şunlar da gitti. Direkt ne kaldıca 9 kaldı. Evet örnek 8 9 ve örnek 9'a geldik. Kare piramidin yanal yüzeyleri taban düzlemiyle arasındaki açısı 45 derece. Yani bu ne demek? şöyle bir yüzeylerin arasındaki ölçek açı. Mesela şöyle gösteriyorum. Şöyle kendimi de büyüteyim. Bak şimdi şu kitap bu yüzeyle bu yüzey arasındaki açı 60 derece ise eğer bak ne demek bu? Hocam şuradaki açı bak. Şuradaki açı 60 derece demek. Yani şuradaki dik doğruyla buradaki dik doğru arasındaki açı 60 derece demek değil midir? Evet. Ya da o dik doğruyu şöyle de çizebilirsin. Şuradaki dik doğruyla buradaki dik doğru arasındaki açı diyebilirsin. Tamam. Aklında bulunsun. E o zaman hadi bakalım şuna. Şimdi burada yan yüzeyler arasındaki açı 45 derece ise piramidin hacmi isteniyor. Şimdi ne yapacağız? Ya aslında piramidin hacmi için benim neyi bulmam lazım? Yüksekliği bulmam lazım. E hocam ya böyle dik çizeceğim. Dik çizdiğinde buraya gelecek. E buraya geldiği zaman acaba bu çizgiyle bu çizgi arasındaki açı mı? 45 derece. Hayır. Şu iki dik arasındaki açı. Yani yüzeyler arasındaki açıyı veriyordu. Ama bu yüz bu dik değil ki. Bu da dik değil ki. Değil mi? Yani iki dik olması için Mesela atıyorum şuradan dik çizdim, buradan dik çizdin. Yani şuradaki dikle buradaki dik arasındaki açı böyle bir iki kapak arasındaki açıyı verir bize. E o zaman o iki diki biz nasıl elde ederiz arkadaşım? Zaten yükseklik çizdiğimiz an ya yükseklik çizdiğinde bunu çizeceksin dedim. Ya da dik çiz dik çiz dik çiz demedim mi ben sana? Evet. E dik çiz dik çiz dik çiz yapınca hocam burası da dik burası da dik olduğu için aha burası da 45 derece olmaz mı? Olur. İşte bu iki tane kapak arasındaki açı 45 derece verilmiş. Hocam 6 ise burası, burası 3 olur. Ağırlık merkezinden dik çizildiği için e, 45-90 bak burası da 45 derece oldu. Yani x kenar dik üçgen burası 3 oldu. Piramidin hacmi çok basit artık taban alanı, altının karesi çarp yükseklik bölü 3. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'ü unutmuyoruz. Sadeleştir ve cevapta kaç çıkar böylelikle 30 çıkar. Tamam 2 yani piramitte yüzeyler arasındaki açı lazım olduğu zaman ne yapıyormuşuz? Dik çiz, dik çiz, dik çiz bizim için önemli. Evet örnek 9'da bu şekilde bulduk. Geldik örnek 10'a. Bir ayrıtın uzunluğu 4 cm olan ahşap küpte PRS bulundukları ayrıtların orta noktalarıymış. E o zaman burası orta noktaysa 2'ye 2 yapar. Burası da 2'ye 2 yapar. Burası da 2'ye 2 yapar. Küp bu noktaların içeren bir düzlem boyunca kesilerek piramit biçiminde çıkartılıyor. Buna göre kalan şeklin hacmi nedir diye soruluyor. Küpün hacminden piramitin hacmini çıkartacağım. Şimdi küpün hacmi basit. Hocam 4'ün kübü eksi piramidin hacmini bulacağım. Piramidin hacmi neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Hocam piramidi ben nasıl düşüneceğim? Bak tabanı eğer burayı düşünürsem eğer buna ait bu üçgene ait yüksekliği bulmak çok zor. Hatta bu yükseklik böyle eşkenar üçgen şeklinde ya 2 2 2 kök 2 2 kök 2 2 olduğu için eşkenar üçgen eşkenar üçgenin ağırlık merkezine düşer. Tamam doğru. Ama sadece tabanı üçgen seçersen sıkıntı yaşarsın. E ben tabanı şurayı seçersem ne olur? Aa bu tabana ait yükseklik hocam şu üstteki zemine dik ya. Burası da dik, burası da dik. Ya hocam bu dik piramit olmadığı için sadece yükseklik köşeye gelmiş. Normalde dik piramit olsaydı yüksek nereye ya da düzgün piramit olsaydı yükseklik nereye gelecekti? Alttaki şeklin ağırlık merkezine gelecekti. İşte burada öyle bir şey söz konusu değil. Bak buna bak. Tabanı burası seçersem yükseklik burası olur. Ya da tabanı şurası seçersem hocam yükseklik burası olur. Ya da tabanı burası seçersem yükseklik burası olur mu? Olur. E o zaman ben tabanı neresi seçip Şurası seçeyim. Tabanı yükseklikte bu olsun. E o zaman şuradaki piramidin hacmini çıkartacağım. Piramidin taban alanı yani 2 çarpı 2 bölü 2 çarpı yükseklik değil midir? Evet ama piramitte bir de bölü 3 vardı. 3'ü unutma. Yani 4'ün bu 64 eksi 2'ler sadeleşti. 4 bölü 3 yapar. O zaman ben şunları çarpayım. 64 ile 3'ün çarpımı 4 kere 3 12 132 132 şu bölü 3 yaptı tamam. A 100 180 192 yaptı. 64 ile 3'ün çarpımı 192 eksi 4 188 mi yaptı? Evet. 188 bölü 3 yapar cevap. Evet gençler güzel bir soru. Piramitte de bu şekilde Davranmayı da öğren taban yani yükseklik varsa hangi taban varsa orayı seçmek daha mantıklı oluyor bak üçgen tabanı seçmedim üçgen tabanı seçseydim sıkıntıyı yaşayacaktım e, şuradaki şu üçgeni seçtim yani PRS üçgen tabanını seçmeyip şuradaki kırmızıyla gösterdiğim tabanı seçtim bak burası yükseklik oldu. E şuradaki de bu PFR tabanını da seçebilirdik tabii ki sorunun kolay çözümü için. Evet örnek onu da 188 bölü 3 bulduk. Geldik örnek 11'e. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle kesik piramit. Dur kesik piramitten bahsedelim. Şu kesik piramitten. Evet gençler ne vermiş burada? A üssü B'yi kaç vermiş? Hocam 4 vermiş. A B'yi kaç vermiş? 6 vermiş. Alanlar oranı soruluyor bize. Şimdi soru üzerinde sana bir şey anlatacağım. Arkadaşım biz burada piramidi böyle tabana paralel bir şekilde kestiğimiz zaman ne elde ederiz? Hocam yeni bir piramit de elde edebiliriz. Bak bu piramit yine üçgen piramit oluyor. Hatta şöyle bir piramit de kesik piramit de elde ederiz. Evet kesik piramitle karşılaşabiliyoruz arkadaşım. Bak bu bir kesik piramit. Kesik piramit. Ha, hocam ben tabana paralel bir düzlemde kestiğim zaman kesik piramit dediysem üsttekini almayacağım. Kesik piramidin hacmi dediğimiz işte tam olarak burasıdır. Şimdi ucu sivri olan şekillerde benzerlik yapacağız. Daha öncesinde hacimlerle ee, böyle hacimle ne o? Yükseklikle hacimi yani kenarlarla daha doğrusu kenarla hacimi böyle dağıttık. Mesela silindirde. E hocam silindirde geldiği zaman şöyle bir şey atıyorum burası 2K burası 3K ise yükseklikleriyle doğru orantılı olacak şekilde 2K'daki 2V ise 3K'daki 3V deyip dağıttık. Bak ne yaptık? hacim dağıtımı bu şekilde oluyor. Nerede? Prizmalarda. Bu şu prizmada da olurdu arkadaşım. Şöyle prizmada da olurdu. Şöyle verilseydi. Atıyorum burası 3K burası 4K. 3K'daki 3V ise 4K'daki 4V şeklinde hacmi bu şekilde dağıtabiliriz. Ama ucu sivrilerde yani piramit ve konide ne yapacağım? Benzerlik mantığını düşüneceksin. Bunu unutma. Benzerlik mantığını düşüneceksin. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit olur. Benzerlik oranının kübü de Neye eşit olacak arkadaşım? Benzerlik oranı kübü de hacimler oranına eşit olur. Peki biz böyle kesik piramitle falan karşılaşırsak eğer. Şöyle kesik piramitle karşılaşırsak. Benzerlik oranı burada kaç? Arkadaşım benzerlik oranı 4 bölü 6 değil midir? Evet. 4 bölü 6 nedir? 2 bölü 3'tür. Bak 4 bölü 6 2 bölü 3'tür. E o zaman burada hop hop şu benzerlik oranı 2 bölü 3 ya da bu 2 bölü 3'tür. Yani burası 2K iken tamamı 3K olacak. O zaman buraya kaç K kaldı? kaldı diyebiliriz. Hatta A ile B arasındaki ilişki. Bak A 2K B 3K şeklinde söyleyebildik. Çok güzel. E benzerlik oranı 2 bölü 3. Hatta hacimleri de oranlayacak olursak. Bak burada soru çözmüyorum. Şey anlatıyorum. Hacimleri de oranlayacak olursak benzerlik oranı kübü. Yani 8 bölü 27. E o zaman burası 8 V olur. Burası 27 V olur deme. Tamamı 27 V olacak ya. Çünkü şununla şu büyüğü benzer ya. Ondan dolayı arkadaşım. Tamamı 27 ve o zaman buraya 19 V kaldı. Yani sana kesik piramidin hacmi sorulursa sen ilk önce üstteki 8 V'nin hacmini bulursun. Normal piramidin hacmini bulursun. O da taban alan çarpı yükseklik bölü 3'ten. 8 V'yi bulduktan sonra da 19 V'ye ulaşırsın. Peki alanlar oranı isteniyor bizden. E benzerlik oranı 2 bölü 3 ya. E benzerlik oranın karesi alanlar oranı eşittir. O da direkt ne yapar? 4 bölü 9'a eşit olur. Unutma dediğimi kesik piramit dediğimiz kestiğimizde alttaki piramit. Piramit olmayana kesik piramit diyoruz. Benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşit. Hacimlerde de benzerlik oranı kübü hacimler oranına eşit oluyor. Kesik piramit de bu şekilde. Tamam dediğimi unutma. Geldim şuraya. Evet benzerlik oranı atıyorum. Yukarıdaki şekilde benzerlik oranı ne burada? A bölü B değil mi? Yok. Benzerlik oranı tamam. 4 bölü 6. Yani 4 bölü 6 benzerlik oranı. Yani 2 bölü 3. Alanlar oranı kaç yukarıdaki şekilde? O zaman 2 bölü 3'ün karesi yapar. 4 bölü 9 yapar. Hacimler oranı da 2 bölü 3'ün küpü yapar. Yani 8 bölü 27 yapar. Yalnız yukarıdaki şekilde burası 8 ve iken tamamı 27 ve olduğunu unutma. Tamam. Çünkü bu da piramit büyüğü de piramit. Sonuçta bunun da şuradaki alttaki benzer olamaz. Yukarıdaki piramit alttaki kesik piramit çünkü. Bu ve büyü birbirine benzer. Tamam unutma. Evet şöyle bir şey verilmiş. Benzerlik oranı kaç? 3 bölü 4. Hacimler oranı isteniyor. Arkadaşım 3 bölü 4. Kübü nedir? Hocam kübü 27 bölü 64. Yani şuradaki hacim 27 v iken tüm hacim 64 v olacak. Zaten bize alttaki kesik piramidin hacmi isteniyor. 64'ten 27 çıkınca 37 mi kalır? Buraya 37 v kaldı. Yani 37 v. Alttaki kesik piramidin hacminin 37 V'sinin üstteki kesik piramidin üstteki kesilip atılan piramidin hacmini oranı. Yani 27 V'ye oranı isteniyor. Bu da kaç yapar? 37 bölü 27 yapar. Tamam kesik piramitte de, de bu şekilde işlem yapacağız dostlar. Hatta ben sana şöyle bir soru sorayım istersen. Ee, beraber bir tane soru ekleyelim buraya. Bak şimdi şöyle elimizde bir kesik piramit olsun. Tamam. Şöyle elimizde bir piramit olsun daha doğrusu. Hop, şöyle hop, şöyle hop, şöyle. Tamam, şöyle bir kes, bir piramit olsun. Ben bu piramiti şöyle, şöyle, şöyle bir düzlemle kestiğimiz zaman ee, başka buralarda bir şey daha söyleyeyim. E, ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Bir şeyler diyeyim. Bir saniye. Kafadan yapacağım ya, bir işlem yapayım. <laughs> dur, dur, dur. Ne olur dur. Tamam. Şunlar birbirine eşit olsun. Tamam mı? Ee, şöyle bir şey. Şurası 12 olsun. Tam ortadan kestim böyle. Ee, başka bir şey daha vereyim. Hatta bunlar da kaç olsun? Şunların da uzunluğunu vereyim mi ben? Vereceğim. Dur soru uyduruyorum ya. O yüzden. Şöyle bir saniye. Bu uzunlukta verilsin. Şu kafadan kaf, ya pardon ya. Dur dur. Dur 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 dur. dur. E, 25 8 daha kaç yapsın? E, 25 8 daha 34 mi? Evet bunlar da kök 34 kök 34 olarak verisi kardeşim. Evet soruda da alttaki kesik piramit hacmi ve kesik piramit nedir diye sorulsun arkadaşlar. Bak şimdi soruda verilenleri yazıyorum arkadaşım. Soruda verilenleri siyahla yazıyorum. Kök 34'e kök 34 olarak verildi. Şurası kök 34'e kök 34 olarak verildi. Şurası da 12 verildi. Kesik mi? kestiğim zaman tabanına paralel bir düzlemde kestiğim zaman kesik piramitin hacmi nedir diye soruyor. Şimdi bak bunlar birbirine eşit mi? Eşit. Benzerlik oranına bakalım mı? 1 bölü 2. 12 ise burası kaç yapar? 6 yapar. E hocam biz ne yapıyorduk şimdi? Burada e, piramitin hacmini bulacağım zaten. E, burada piramitin hacmini bulacağım ya. Benzerlik oranı burada kaç? 1 bölü kaç? 2. Kübü kaç? 1 bölü 8. Hocam o zaman 1 bölü 8 ise bunun hacmi V iken bunun hacmi kesik piramidin hacmi ne olacak? 8V değil 7V olacak. Yani bizden 7V isteniyor. V'yi bulursam olay bitti. V'yi nasıl bulacağım peki? Hocam şu yüksekliği bulursam olay bitti. Dik çiz, dik çiz, dik çiz olayından gidebiliriz. Ya da yan ayrıt verildiği zaman ne yapıyorduk? Hop şu köşegenden gidiyorduk. Hocam 6 6 ise 6 kök yapar. Tabi bu kare piramit burası da 12. 6 kök 2 ise o zaman burası 3 kök 2. 3 kök 2 yapar. Kafadan yapıyorum. 34'ten bunun karesini çıkartıp burayı bulacağım. 34'ten 18 çıkınca kaç kalıyor? 16 kalıyor değil mi? 34'ten 18 çıkınca evet 16 kalıyor. Kök 16'tan burası da 4 mi çıktı? Evet. Yükseklik 4 çıktı. O zaman ben V hacmini bulabilirim. V hacmi ne yapıyor? Hocam V hacmi taban alanı 36 çarpı yükseklik 4 bölü 3 yapar. Yani 48 yapar bu. Şunlar şunlar sadeleşince. Evet. V'yi bulduk 48. A benden 7V isteniyordu. 7 çarpı 48'den de bu şekilde hacme ulaşırız. 7 kere 8 56. 4 kere 28. Ee, 5 de elde 336 şeklinde de bulabiliriz. Yani böyle bir soruyla da karşılaşabiliriz. İşte uzunluklar 12, 12, kök 34, kök 34 verildiğinde yeter ki sen üsttekinin hacmini bul, V'yi bul. Son alttakinin de hacmine rahat bir şekilde ulaşırsın. Ama önce üsttekine göre hamle yapacaksın. Tamam. Üstteki piramit ya. O piramite göre hamle yapıp Sonuca bak ulaştık. Ama nasıl ulaştık? Benzerlik oranın kübü hacimler oranına eşitleyip o şekilde ulaştık. Şimdi düzgün dört yüzlüye gelelim. 4 tane yüzünün olması için tabanın ne olması lazım? Mesela tabanı dörtgen olursa 4 dört tane de üçgen olacak yan yüzeylerde 5 tane oluyor. O zaman 4 tane yüz elde etmem için tabanın üçgen olması lazım. Taban üçgense 3 üç tane de üçgen yan tarafta 4 tane yüz olacak. Düzgün dört yüzlü dediğimiz şey arkadaşım şu. Tabanı eşkenar üçgen olan Düzgün piramide biz ne diyoruz? Düzgün 400 adını veriyoruz. Yani bütün yüzeyleri eşkenar üçgen olan bütün yüzeyleri eşkenar üçgen olan düzgün piramide düzgün 400'lü adını veriyoruz. Şimdi bunlarla ilgili 400'lü. Bunlarla ilgili formül var arkadaşım. Formüller var. Şimdi ben bu formülleri açık yürükleri söylüyorum. Çoğunluğunu bilmiyorum. Tamam bir kenara A ise çoğunluğunu bilmiyorum. Ney bu? İlk önce şunu söyleyelim. 4 tane eşkenar üçgenden oluşuyor. Sonra yüksekliği nedir? Arkadaş yüksekliğinin bir formülü var. Eyvallah. Bulacağız. Beraber bulacağız zaten. Bak ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Genelde. Düzgün dört yüzlüyle karşılaştığım zaman bir kenara altının katı veriyorum. Niye? Çizilen yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine gelecek ya. Alttaki şeklin ağırlık merkezinde Yükseklerin kenarortayların kenar ortaylarının kesim noktası yani yükseklerin kesim noktasıdır. Burayı iki eş parçaya bölüyor ya a bölü 2 a bölü 2 diye. E sonra burada da kök 3 katını alacağım 1'e 2 oran var ya. O yüzden böyle 6 katlı bir şey dersem mesela burası 3k 3k olur. Burası 3 kök 3k olur. Kök, k kök 2 kök 3 şeklinde daha rahat bir şekilde ayrılabiliyor ondan dolayı. Tamam. Şimdi burası a bölü 2 ise e hocam bunun tamamı kaç yapar? Bunun tamamı a kök 3 bölü 2 yapar. E hocam tamamı varken ağırlık merkezinde 1'e 2 şeklinde paylaşıyordu. 3'e bölerim. 3'e böldüğüm zaman burası a kök 3 bölü 6 çıkar. Kısa parçayı bulurum. 2 katı da a kök 3 bölü 3 mü çıkar burası da? Evet. Sonra ne yapacağız? E hocam sonra burada da bir pisagor var. Cisim yüksekliğinde bu şekilde bulabiliriz. Bak ben bunu yaptığım için şekil üzerinde ben bu şekilde yaptığım için yüksekliğini gerçekten o yüzden ezberlemedim. Sen de bu şekilde yaparsın. Hatta yapalım işlemimizi. Ee, h kare buradan neye eşit olacak arkadaşım? Karesi eksi karesine eşit olacak. Karesi eksi. Şunun karesi kaç yapıyor? Ee, 3a kare bölü 9. 3a kare bölü 9 yapar. Sadeleştir sadeleştir. 3. Bu da 2a kare bölü 3 mü yapıyor? Evet. 2a kare bölü 3 yapar. Bu da kare kökünü alacak olursam. H buradan neye eşit oluyor? Kök 2a bölü kök 3'e eşit oldu. Hatta buradan işlem hatası mı yaptık? Yapma Kenan Kara. İşlem hatası yapmayayım. Bakalım. A kök 6 bölü 3 buradan haşı ne bulduk? A kök 6 bölü 3 bulduk. Evet. Bak gördüğün üzere haşı A kök 6 bölü 3 bulduk. İşlem hatası yapmadıysam eğer. Çünkü burası A bölü 2'nin kök 3 katı. Bunu 3'e böldüğüm zaman A, A kök 3 bölü 2'nin e, 3'e böldüğüm zaman A kök 3 bölü 6 yapar. E, burası da 2 katı yapacak A kök 3 bölü 3. Karesi eksi karesi dediğimde işlem hatası yapmadıysam eğer. Burası 3 A kare bölü 9 yaptı. Bu da A kare bölü 3 yaptı. O da 2 A kare bölü 3 yaptı. Tamam. A kök 6 bölü 3. A kök 6 bölü 3'e eşit oldu. Sanki kök 12 ile bir şey hatırlıyordum ama neyse dur bakayım yanlış hatırlıyor da olabilirim. Evet siz de bir kontrol edersiniz arkadaşlar ama ben bu şekilde şeyle buluyorum. Neyle buluyorum? Anladınız Onu Pisagor'la buluyorum. Yüzey alanı dediğimiz arkadaşım 4 tane eşkenar üçgenden oluştuğu için 4 tane a kare kök 3 bölü 4'e eşittir. Yani a kare kök 3'e eşit. Yo ezberleme a kare kök 3 diye. 4 tane eşkenar üçgenin alındı. Hacim dediğimiz taban alanı taban alanı A kare kök 3 bölü 4 değil mi? Evet. Çarpı yükseklik. Yüksekliği de biz zaten biraz önce bulmuştuk. A kök 6 bölü 3'tü. A kök 6 bölü 3'tü. A o zaman buradan ne geliyor arkadaşım? Buradan burası bak ne çıkıyor? Hocam A küp kök 18 bölü 12 çıktı. Hatta bu 3 kök 2 değil mi? Evet. A küp kök 2 bölü 3 ile sadeleşince 4 oldu arkadaşlar. Bu da bu şekilde oldu. Bakalım formülleri deneyeceğiz. Yanlış yaptıysak başa gelip yandan anlatacağız. Valla. A küp kök 2 bölü 4 şeklinde oldu. Yükseklik A kök 6 bölü 3 iken öbürü de A küp kök 2 bölü 4 oldu. Şöyle sadeleştirdiğimiz zaman. Değil mi? Evet bu 3 köklü olduğundan 3 ile şey gitti. Doğru. Acım bu işte. Tamam bu şekilde buluyoruz. Taban alan çarp. Yükseklik. Ama. Bölü 12 hatırlıyorum dedim ya. Evet. Yanlış yapmışım. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 olacak. E bölü 3. Bölü 3 de ne yapıyor arkadaşım? A küp kök 2 bölü 12. Evet bölü 12 de bunu hatırlıyormuşum. Yanlış hatırlamıyormuşum. İşte bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Ha ezbere yapmaya gerek var mı? Valla bence gerek yok. Yani biz kendimiz de sonuca ulaşabiliyoruz. Şöyle baktığımız zaman pisagor şeylerden dolayı. Hani eski bilgilerimizden dolayı. O yüzden ben bunları ezberlemiyorum. Yani çıkma ihtimali düşük olanlardan biridir. Ha istersen ezberle. Yüksekliği ezberle. Bir de hacmi ezberle. Yani yükseklik a kök 6 bölü 3 de. Öbürü de a kök 2 bölü 12 de. Bunu ezberleyip direkt sonuca da yazabilirsin. Mesela 4 olan düzgün yüksekliği. E, düzgün 4 yüzdüz yüksekliği. Yükseklik direkt ne olacak formülden? Bakalım. a kök 6 bölü 3. A kök 6 bölü 3 ya yani 4 kök 6 bölü 3'ü bu şekilde yazabiliriz aslında. Ya da ne yaparız? Hemen şekli çizeriz. Ben olsam şekli çizerim. Vallahi hiç kusura bakmayın. Şekli çizdim. Tepede bir nokta aldım. Şunları da birleştirdim. Tabanın burası. Bak şimdi. Tabanın burası. Hadi yüksekliği biz kendimiz bulalım. Ne yapacağız? Çizilen yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine denk gelecek. Ee, ağırlık merkezi dediğim oradan geçen yükseklik olacak. Hocam yükseklik. Bütün kenarları 4 birim ya. 2 birim 2 birim yaptı. 4 birim 4 birim burası da. Sizler yükseklik buraya geldi. 2 ise burası 2 kök 3 yaptı. 2 kök 3'ün 3'e bölünmüş hali burası. 1'e 2 oran olduğundan e, burası da 2 katı olacak. 4 kök 3 bölü 3 yapar. 4 kök 3 bölü 3 yapar burası da. Sonra burada da bir pisagor bağıntısıyla haşa ulaşacağız. H kare de buradan 4'ün karesi eksi 4 kök 3 bölü 3'ün karesi olur. H kare buradan 16 eksi buradan 16 çarpı 3 bölü 9 yaptı. Şunlar şunlar sadeleşti. 3 yaptı. Ee, 48 24 değil mi? 48 24. Bir dakika 16 çarpı 3 48 eksi bu 16 24 yaptı burası. 24 bölü 3 yaptı. O zaman cevap H ne olacaktır? Kök 24 bölü 3 olur mu ya? 16 bölü 9 e, ee, 48'den <laughs> 48'den 16 çıkınca kaç kalıyor arkadaşım? 32 mi kalıyor? Değil mi? 32 kalıyor. 32 bölü 3 yaptı burası. 32 bölü 3 yaptı. O zaman haçta ne olacak arkadaşım? Kök 32 bölü kök 3'e eşit olacak. Her gün aldığımız zaman. Bu 4 kök 2 bölü kök 3 yapar. Kök 3 eşitliğinde çarparsam 4 kök 6 bölü 3 yapar mı? Yapar. Bak ben bu şekilde formülden yapmazdım. Bu şekilde Pisagor bantından yapardım. En azından diğer konuları da gelişletirdi. Evet bir ayrıtın uzunluğu 49 9 cm olan düzgün dört yüzlü. 4 tane eşkenar üçgen. O en kolayı. 4 tane a kare kök 3 bölü 4 diyeceğiz. Yani bu da 4'ler sadeleşince 81 kök 3 yapıyor. Evet düzgün dört yüzlünün alanını da bu şekilde bulduk. Taban alanı bu olan düzgün dört yüzlünün yüksekliği. Taban alanı eşkenar üçgen ya. A kare kök 3 bölü 4 eşittir 25 kök 3 ise köküçler sadeleşti. A kare 100 yaptı. A kare 100 yaptıysa A'yı buradan kaç bulduk? 10 bulduk. Yükseklik isteniliyor bizden. Formülden gidebilirsin. Ben kusura bakmayın yine formülden gitmeyeceğim. Ee, formülden gitmezsem ama yine işlem kalabalığı olacak ama yapacak bir şey yok. Alıştıracağım size kardeşim. Hemen bir şey çiziyorum. Bu şekilde arkadaşım. Çiziyorum. Bu şekilde çizdikten sonra olay bitiyor. Ay düzgün çizemedim. Şöyle çizeyim. Bu da şöyle şurada olsun. Heh, şöyle olsun. Şöyle bir düzgün 400'lü çizdim. Tabanımız da burası arkadaşım. Bir taban kenarı da kaç? 10. Formülü var aslında ama ne yapıyorum? Çizilen yükseklik alttaki çekimin ağırlık merkezine düşüyordu. Ağırlık merkezi burası. Buradan ağırlık merkezinden geçen de yükseklik olacaktı. E hocam bu A kenarı olsa burası 5 5 yapar. E, 30'un karşısı 5 ise burası 5 3 yapar. Ağırlık merkezinde 1'e 2 oran var. 5 3 bölü 3 yapar o zaman burası. O zaman burası da 10 3 bölü 3 yaptı. E burası da 10 ya. Bütün düzgün 400'lü olduğu için her yer 10 ya. Yap Pisagor'unu h'ı bul. h kare buradan 100 eksi şunun karesi kaç yapıyor? 100 çarpı 3 bölü 9 yapar. Sadeleşti 3. Yani haş kare buradan 300 eksi 100 200 bölü 3 yapar. Yani h da buradan kök 200 yani 10 kök 2 bölü kök 3 yapar. Kök 3 eşliğinde çarparsam 10 kök 6 bölü 3 yapar arkadaşlar. Tamam. İnşallah öğrenmişsindir. Bir ayrıtı 2 olan düzgün 400'ün hacmi. Aküp kök 2 bölü 12 idi galiba değil mi? Ama 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 bu sefer sana bırakayım. Ben olsam ne yaparım? Çizerim şekli. Şekli çizdikten sonra yüksekliği bulurum. Yüksekliği bulduktan sonra taban alan çarp yükseklik bölü 3'ten de sonuca ulaşırım. Ama neydi? Bu sefer bunu sana ödev olarak bırakayım. Tamam mı? Yüksekliği bul ve o uzun yoldan sen yap. Ne olur sen yap. Alış. Bence ezberleme. Zorda kalırsan da nasıl davranacağını bil. Ama ÖSYM sorusunu sorsa bu 2'yi bence 6 olarak verir. Çünkü sayılar daha sağlıklı çıkıyor. Tamam. Ama sana bırakıyorum. Sen çözüyorsun. Ben formülden yapıyorum. A küp kök 2 bölü 12 idi. Yani A küp dediğimiz 2'nin kübü çarpı kök 2 bölü 12. Bu e, kaç? 8. 8 ile 12 sadeleşir. 4'e böl 2, 4'e böl 3. E, o zaman 2 kök 2 bölü 3 mi yaptı? Evet. hacim de bu şekilde direkt formülle bulunuyor arkadaşım. Geldik örnek 17'ye. Şekildeki düzgün dört yüzlüde de alan ABD. ABD eşkenar üçgen alanı. A kare kök 3 bölü 4. 16 kök 3 olarak verilmiş. Kök sadeleşti. A kare 64 geldi. O zaman A'yı da buradan 8 bulduk. Düzgün dört yüzlünün hacmi. A8 ise A küp kök 2 bölü 12 idi. Yine uzun yoldan yapmanı tavsiye ediyorum. A küp dediğimiz 8'in küpü. 8 çarpı, 8 çarpı 8 çarpı 8 çarpı bir de kök 2'si var. Bölü 12. Sadeleştirme yapayım diye böyle böldüm. 4'e bölsem 2. 4'e bölsem 3. 64. 128 mi yapıyor? Evet. 128 kök 2 bölü. Kaç yapıyor o zaman cevap? 3 yapar. Örnek 17. Geldik örnek 18'e. Düzgün dört yüzlünün B köşesindeki D köşesindeki şekildeki bilgiler çok olan hareket. Ha yüzeyden gidecek. Yüzeyden böyle ve böyle. Yüzey sorularında ne yapıyoruz? Yüzeyi açıyoruz. Yüzeyleri açıyoruz. Arkadaş öncelikli olarak İlk yüzeyimiz sabit kalsın. Bu yüzey böyle kalsın. İkinci yüzeyi ilk yüzeye göre açacağım. İlk yüzeye göre açacağım. Yani şunu yukarı doğru açacağım sadece şöyle. E o zaman ben bunu böyle açarsam ne oluyor arkadaşım? Hop. Şöyle bir şey mi oluyor? Yukarı doğru açtım. Aynı düzleme getirdim. Yukarı doğru açtım. Aynı düzleme getirdim. D köşesi. Bak yukarı doğru açtım şöyle. O zaman D köşesi buraya geldi. E o zaman bizim eleman buradan başlayıp D'ye mi gidecek? Evet. Bir kenarı da 6'ydı. O zaman bunlar da 6 6 6 mı? Evet. Bu bir eşkenar üçgen. Burası da 6 ya. 60 60 60. E burası da 60 60 60. Ve benden şu uzunluk isteniyor. A, aynı yüzeyde oldu. Ve şurası 120 derece oldu. Ve üçgen oldu. 120 30 30 120 üçgen değil mi? Evet. 6 6 ise burası da 6 kök 3 olmak zorunda. Dümdüz giderse en kısa yolu bulmuş olurum. Böylelikle cevap ne çıktı? 6 kök çıkmış oldu. Geldik örnek 19'a. Bir geometri dersinde yapılan etkinlikte aşağıda adım adım verilmiştir. Tamam. Eşkenar üçgen biçimindeki bir kağıt parçası alınıyor. Üçgenin kenar ortaları noktaları işaretleniyor. Evet. Şöyle eşkenar üçgen biçiminde bir şey alıyorum. Üçgenin böyle orta noktaları şey yapılıyor, birleştiriliyor. Bu noktaları birleştirilen doğrular çiziliyor. Tamam. Orta noktaları aldım eşkenar üçgende ve sonra bunları birleştirdim. Bak şöyle. Ş şöyle birleştirdim. Sonra bu noktaları birleştiren doğrular çiziliyor. Kağıt çizilen doğrular boyunca kaplanıp üçgen piramit. Bak. Tabanı bu. Sen bunları bunu şöyle yukarı kaldır. Bunu böyle yukarı kaldır. Bunu böyle yukarı kaldırırsan ne çıkıyor karşımıza? Yine bir üçgen piramit mi çıkıyor? Evet. Hatta şu eşkenar üçgen ya bak 60 60 60 olur burası. E burası da 60 60 60 olur burası. E burası da 60 ya 60 60 olur. Bütün yüzeyleri eşkenar üçgen oldu. Eşkenar üçgen piramit mi oldu? Yani düzgün dört mü oldu? Piramidin yüksekliği 2 olduğuna göre taban alanı nedir diye sorulmuş. Yine ben normal şeyden yapıyorum. Sen yine böyle çizersin kardeşim. Tamam mı? Çiz bunu. Yüksekliğini bu sefer 2 vermiş. Şu yükseklik 2. Bu yükseklik 2. Taban burası ya. Böyle bir üçgen yaptım. Şu yükseklik 2 deyip Hocam sonra buradan bir yükseklik çizip yüksekliği sen bul. Sana bırakıyorum. Ağırlık merkezi burası. Hatta bir kenara 6 diyeyim de şu yükseklikte 2. Yani bir kenara 6K diyeyim. O zaman burası 3K 3K olsun. Hocam burası 3 kök 3K olacak. Bak burası da 6K. 3 kök 3K 3'e böl. Kök 3K kök 3K'ya. O zaman burası 2 kök 3K oldu. O zaman Pisagor bağıntısı şurada yaparım. Yani 36K kare eşittir e, ee, 2 kök 3'ün karesi 12k kare artı 2'nin karesi 4 yapar. Buradan 24k kare eşittir 4 yapar. k kare buradan 1 bölü 6 yapar. k da buradan 1 bölü kök 6 yapar. k'yı 1 bölü kök 6 buluruz. E, ee, taban alanı isteniyor. k 1 bölü kök 6 ise tabanı 6k 6 çarpı 1 bölü kök 6 yapar. Yani bu da kök 6 eşitliğiyle çarparsam 6 kök 6 bölü 6 yapar. Yani kök 6 yapar. O zaman tabanın bir kenarı kök 6 yaptı. Bak yine formülsüz buldum. O zaman alan nedir? Alan da a kare. Şimdi olduğuna göre taban alanı isteniyor. Tabanı da eşkenar üçgen ya bir kenarda kök altı çıktı ya. A kare kök 3 bölü 4'tü. Yani 6 kök 3 bölü 4 çıkar. O da 3 kök 3 bölü 2 mi çıkar sadeleştirdiğimiz zaman? Aynen öyle. Yine formülsüz bir şekilde buradaki sonuca ulaşmış olduk arkadaşım. Örnek 19'da. Geldik örnek 20'ye. Düzgün 4 Düzgün dörtlü. <laughs> evet düzgün dört yüzlü. Tamam mı? Şimdi şuraları dört dört verilmiş. Eyvallah. Alan abiye. Arkadaşım ben şimdi bir üçgen bir kenar düzgün dört yüzlü olduğu için kenarları kaç kaç oldu? Sekiz 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 oldu. Şimdi üçgenin alanı isteniyor benden. Bir üçgenin alanı bulmam için neyi bulmam gerekiyor? Hocam tabanına ait yüksekliği bulmam gerekiyor. O yüzden ben ne yapacağım burada? Şu tabana ait yüksekliği çizeyim. Bunu bulmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Bunu bulmaya çalışalım. Bu yükseklik acaba nasıl bulunur? A, bu yükseklik burada tabanı iki eş parçaya böldü. Hocam alttaki tabanda da kenar ortay oldu ya. E o zaman sen şunu şöyle çizersen, hop bu da yükseklik oldu. Ha, burası da e, kaç derece olduğunu bilmiyoruz tabii ki. Hocam burası 60 derece mi acaba, değil mi? Şurası 60 derece mi? Tam bilmiyoruz. Yani orayı da şey yapmayalım. Bu yüzeyler arasındaki açı düzgün 400'lü de 60'er derece oluyor mu? Onu şey yapamayız ki yüzeyler arasındaki açı olsa bile şu iki doğru arasındaki açı yüzeyler arasındaki açı değil ki iki dik arasındaki açı zaten şey olacak değil mi? Evet o zaman burada başka bir şey yapmalıyım. Buna karşılık bir 90 dereceye karşılık getirmeliyim. E o zaman buradan bir dik çizeyim. Hocam dik çizdiğimde buraya düştü. E Bir de cisim yüksekliği. Bir de cisim yüksekliğini çizersem. Alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyordu. Şurası. A tamam çıkacak. Çıkacak çıkacak çıkacak. Şimdi cisim yüksekliğini ben biliyordum. Cisim yüksekliği neydi? Ee, bakıyorum. Bakıyorum. Cisim yüksekliği A kök 6 bölü 3'tü. Tamam. Hocam burası A kök 6 bölü 3. 8 kök 6 bölü 3. Hocam burası 8 kök 6 bölü 3 ise burası da ne olacak? Daha kısa bir yoldan bulabilir miyim ya? Aa, bulabilirim. Ben buradan bulacaktım. 8 kök 6 bölü 3. Sonra orta tabandan burası çıkacaktı. Yarısı. 4 kök 6 bölü 3. Sonra burada Pisagor bağıntısı yapacaktım. Hocam burada ağırlık merkezi var ya. Şurada da orta taban var ya. Şunlar birbirine eşit diyecektim. E 1'e 2 orandan burası da eşit diyecektim. Sonra 3 tane yuvarlak belli 4 kök 3. O zaman burası da 4 kök 3'ün 3'e bölünmüş halinin 2 katı olacaktı. Pisagor bağıntısından da burayı bulacaktım. Evet ama şimdi daha kısasını fark ettim. Bak bu yükseklik öyle bulunabilir. Ya da biz, biz ne yaptık şimdi burada arkadaşım? Bak şunu yaptık. Hocam burası şöyle dedik ya. Bak dikkat dikkat çok güzel bir soru. Şuradan çizilen yükseklik. Yani ben neyi bulmaya çalışıyorum dedim. Ben şuradaki yüksekliği bulmaya çalışıyorum. Bak şuradaki yüksekliği bulmaya çalışıyorum. E hocam buradaki yüksekliği bulurken tabanı keş parçaya böldü. Hocam şuradan da bir çiz, şunu çizsem bu da yükseklik yaptı. Eşkenar üçgenin yüksekliği yaptı. Hatta burası 30'u karşı 4 burası 4 köküç mü yapar? Evet. E hocam aynı şekilde ben şunu da şöyle çizersem hop şöyle. Aa ne güzel bir şey. Bu da eşkenar üçgende yükseklik oldu. Bu da 4 köküç oldu. Bak ne çıktı burada. Hocam bu üçgende şu kırmızı çizgi ikiz kenar üçgen çizilen kenar ortay oldu. Yani yükseklik oldu burası. Vay vay vay. E o zaman burası yükseklik olduysa 4 dört köküç 4'ten şurada karşı bulurum. Yani 4 köküçün karesi çok güzel bir soruyormuş. 4'ün karesi artı h'ın karesinden dolayı. 48'den 16 çıktı. 32 eşittir. H kare ise H buradan kök 32 çıkar. Yani 4 kök 2 çıkar. H'ı 4 kök 2 buldum. Şimdi mavi üçgenin alanı taban 8. Taban 8. Yükseklikte 4 kök 2. Bir de bölü 2'ye alanı buluruz. O da 16 kök 2 yapar mı? Yapar. Mükemmel bir soru arkadaşım. Ee, şu yüksekliği ve bu yüksekliği çizince ikiz kenar çıktı. İkiz kenarda çizilen kenar orta yükseklik konumunda oldu. Ve şu kırmızı yüksekliği bana çok güzel bir şekilde buldu durdu. Evet biraz zor bir soru olmuş ama hani sana farklı bir yolda göstermiş oldum böylelikle. Böyle bir soruyla da karşılaşınca nasıl hamle yapacağını da öğrenmiş oldu sanki değil mi? Evet örnek 20'ye böylelikle 16 kökü bulduk ve piramidi bitirmiş bulunuyoruz. E O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde kony'nin konu anlatımında. Görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. hoşça kal.